ekranlarından ve Balıkesir'in avlusundan herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ramazan'ın 12. gününde iftara doğru programında sizlerle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi olağanüstü bir hava var burada. Yeşillikler içerisinde programımızı yapacağız. Çok değerli konuklarım var ve tabii ki de artık konuk demek istemiyorum. Programı beraber yaptığımız çok değerli Balıkesir İl Müftü Vekili Ramazan Topçan Hocam ve Neyzen Ahmet Erdoğmuş Hocam'la beraber, dediğim gibi iftara bakıyorum 1 saat 9 dakika kalmış. Bu güzel sürede hoş sohbetimize sizlere eşlik edeceğiz. Gelelim hemen şöyle size göre sol, bana göre sağımda olan konuklarım, çok değerli konuklarım var. Orhanlı Mahalle Muhtarı Halis Cemal Albayrak ve Orhanlı Çerkez Kültür Dernek Başkanı Sayın Mehmet Aydemir. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür nasılsınız, ederim. İyisiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün Orhanlı'dan misafirlerimiz vardı Tuğçe'nin mutfağında. Evet, Salih Bey, evet. Evet. Bizim köyümüzün aşçısı, değerli bir arkadaşımız. Evet, Salih Bey gerçekten evet, olağanüstü şeyler yaptı. Köyümüzde yapılan tüm yemekleri, iftar programlarındaki evet, tüm yemekleri Salih Bey yapar. Gerçekten herkes hayranlıkla yer. Yani şöyle bir şey var, ben televizyondan izledim. Tabii ki de Tuğçe'nin mutfağında ziyarette bulundum. Orada gördüğüm kadarıyla olağanüstü işler evet, başarılmış. Tabii gerçekten ki tadamıyoruz da Ramazan evet, dolayısıyla ama iftardan sonra inşallah yiyeceğiz. Balıkesir halkı için gerçekten mükemmel bir aşçı. Evet. Derneğimizden bahsedelim. Derneğimiz 26-12-2015'te kuruldu. Evet. 18 aylık bir dernek. Hı hı. Derneğimizde yaptığımız faaliyetlerden bahsedecek olursak 9 Temmuz 2016'da Orhanlı Çerkez Festivali'ni düzenledik. Evet. 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti bu festival. Türkiye genelinden tüm dernekler, tüm Çerkezler, Balıkesir evet, halkı çok büyük bir katılım gösterdi. Gerçekten çok güzel bir festival oldu. Nasip olursa seneye de aynı bir evet, festival yapmayı düşünüyoruz. Orhanlı Çerkez Festivali, hı-hı, yapmayı düzenliyoruz. Sürgün programları düzenliyoruz. Normalde Orhanlı köyünde yaptığımız 21 Mayıs Çerkez Sürgünü programını bu sene 21 Mayıs'ta Milli Kuvvetler Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle başlayıp, hı-hı, Milli Kuvvetler Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapıp Paşa Camii'nde pilav hayrıyla sonlandırdık. Hı hı. Ondan sonra yaptığımız faaliyetlerde Çanakkale gezisi düzenledik. 100 tane üyemizi Çanakkale'ye götürdük. Çok güzel. Evet, bununla ilgili çok güzel bir gezi oldu gerçekten. Hı hı. Köyümüzde 7 hane Suriyeli Çerkezimiz var. Suriye'de hı hı, savaş mağduru 7 hane Çerkezimiz var. Hı hı. Bunlarla ilgili ilk geldiklerinde halk eğitimden Türkçe kurslar düzenledik. Türkçeyi bir an önce öğrenip bir an önce hayata adapte olmaları için. Bayanlara da aynı şekilde halk eğitim kursundan evet, şey düzenledik. Bu dikiş nakış kursu düzenledik. Evet, harika. Onlar da aynı şekilde, hatta vali beyimiz onunla ilgili diplomalarını takdim etmeye gelmişti. Ne güzel. Evet, güzel bir program oldu gerçekten. Gerçekten. Yalnız ben şunu eklemek istiyorum Sayın evet, Başkanım. Sevgili izleyenler, Çerkez kültürünü zaten anlatmaya gerek yok. Ne kadar derin bir kültüre sahip olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti desek zaten o bambaşka unsurları içerisinde barındıran çok büyük bir coğrafyayız. Biz çok güçlü bir devletiz. Şu var ki geçen sene gittiğim o festival benim şu ana kadar gördüğüm en güzel festivallerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş bir organizasyondu. Sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür onun ederiz. Için. Çok sağ olun. Gelen gruplar olsun. Yurt dışından çok güzel gruplar evet, vardı. Gerçekten güzel ekiplerimiz o geldi. O müzikler, Çerkez müzikleri tam bir şölendi. Evet, gerçekten tam çok güzel şölendi, oldu. Bizim istediğimiz potansiyeli de yakaladık. Seneye evet, nasip olursa çok daha büyük bir Çerkez festivali bizi bekliyor. Onun hazırlıklarına da şimdiden başladık. Yani abi çok inşallah, güzel sürprizler bizi bekliyor gerçekten. Abi inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Ederim. Muhtarım size dönelim. Mikrofonu verebilir miyiz? Muhtarım nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle mübarek Ramazan ayının tüm vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını evet, temenni ediyoruz. Birazcık daha yakınlaştırabilir miyiz? İnşallah savaşsız, şehitsiz, evet, güzel günlerle tekrar bu Ramazanları görmek nasip olur hepimize de. Evet, evet. Programı yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Demek. Bugün Tuğçe'nin mutfağında da yine evet, Salih Bey şeyler yaptı. Salih Bey yine döktürdü. O da burada hemen şurada zaten arkada evet, şu anda. Salih Bey kardeşimiz, can yoldaşımız, başkanımızın dediği gibi hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmadı. Evet. Bırakmayacağını da düşünüyorum zaten. Hı
bütün etkinliklerimizde, programlarımızda sürekli yanımızda. Desteğini bizden esirgemeden hep yanımızda çalışmalarını bize sergiliyor sağ olsun kardeşimiz. Evet, mahallemiz nasıl? Mahallemiz, İnsanları nasıl? İyiler mi? Çerkezköy'ü. Onları da buradan selam edelim bütün Orhanlı. Evet, Orhanlı'ya da selamlar. Karışmamış, tamamen safi Çerkezköy olarak kendimizi, özümüzü muhafaza ediyoruz. Evet. Altıeli ilçesine bağlı, yaklaşık merkeze 20 km uzakta olan. Çok da yakın bir yer değil mi bu? Evet, mahalle olduk zaten biliyorsun. Evet. Gerçekten de şimdi büyük şehirlere bas alırsak mahalle statüsünde, ismimiz de mahalle ama gerçekten çok yakın, 20 km uzak mesafe de değil. Güzel, şirin, mütevazi, yaklaşık 100 haneden oluşan güzel bir köy. Kesinlikle. Bana göre dünyanın en güzel yeri diyorum şimdi, benim kendi köyüm olduğu için ben öyle düşünüyor olabilirim ama gene de öyle olduğunu düşünüyorum yani, gelen misafirlerimiz de aynı kanaatteler. Yani ben de işte Sayın Başkanımızla konuştuk. Geçen sene gitmiştim. Gerçekten o festival zamanında çok güzel bir festivaldi. Evet, evet. Orada da görmüştüm. Hatta kaybolmuştuk biz orada. Hani nerede yapılacak, niye yapılacak? Erken gelmişiz biraz. Kaybolmuştuk. Hani kaybolmanın da en güzel tarafı keşfe çıkıyorsunuz. Biz her yeri dolaştık. Yani Orhan'ın ben her yerini bilirim. Öyle diyeyim size. Allah razı olsun. O yüzden gerçekten gördüğüm kadarıyla çok sağ olun. İlginize, alakanıza teşekkür ederiz. Ne orada demek? Da bizi yalnız bırakmanın için ayrıca teşekkür ederiz. Ne demek size. Her zaman. Seni arkadaşımın dediği gibi daha güçlü bir şekilde, güzel bir organizasyonla tekrar çıkmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse. İnşallah. Şimdi bir de mikrofonu doğru alabilir misin? Şimdi de yeni bir müzik grubu kurduk. Tinekona müzik grubu diye. Evet. 14 güzel. Tane gencimizin, köyümüzden, Çorum'dan gencimiz var. Farklı illerden gelen gencimiz var. Bunlarla müzik grubu oluşturduk. Hepsi ayrı enstrüman çalıyor. Akordiyon, mızıka, peçet, kepşine. Bunların hepsi yani Türkiye'de de pek fazla yani olmayan bir şeyi yapacaklar nasip olursa. İki tane gösteriye gittiler. Çok başarılılar. Gerçekten çok başarılılar. İnşallah seneye yaptığımız festivalde de Tinikono müzik grubu da sahne alacak. Hadi inşallah ya. Evet. Şöyle seve seve bir dinleriz. Evet. İnşallah. Çerkez müziği gerçekten çok güzel, evet, bir altyapısı var çünkü. İnsanı coşturuyor. Gerçekten coşturuyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Bu arada şunu da hatırlatmasını yapalım. Acı kaybımız var. Halil Ersoy, İzmir Foça'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil Ersoy ne yazık ki eğitim sırasında kalp krizi geçirdiği için kaybetmişiz. Buradan da tüm sevenlerine başsağlığı diyelim. Allah rahmet eylesin. Ve hocam size dönüyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Elhamdülillah. Yaratana şükürüyoruz. Sizler de iyisiniz. Sizler de iyisiniz. Allah iyilik versin diyelim. Bugünkü konumuz sayın hocam. İyiliğin yaygınlaştırılması için neler yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Habibillah. Evet, ben yine konuşmama başlamadan önce dinleyen bütün kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Cenab-ı Hak bizi hep millet olarak iyi günlerde bir araya getirsin temennisinde bulunuyorum. Tabii aziz kitabımız ve onun aziz peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takriben 63 senelik fani hayatında bir hedefi vardı bakın. Yeryüzünde yaşayan Yüce Rabbimizin sanatının tecelli ettiği en kıymetli varlık olan insanın yeryüzünde yaşarken huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasıdır. Kur'an-ı Kerim'in hedefi de budur. Aziz peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de hedefi buydu. Şöyle bir düşünün. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cihanı şereflendirdiği o döneme şöyle bir bakın. Anne ve babaların haline bir bakın. Anne baba 9 ay karnında taşıdığı yavruyu diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşmiş. Merhamet ve sevgiden yoksun bir hale dönüşmüş. Adeta insanın kurdu olduğu bir dönem var. Evet. Böyle bir dönemde Cenab-ı Peygamberimiz kurtla kuzuyu yan yana yürütebilmek amacıyla mücadele verdi ve bunu başardı mı? Başardı. O hazır bulduğu o insan yığınının içerisinde semadaki yıldızlar misali insanlar meydana getirdi. Ama bunu nasıl yaptı? Sadece söylemleriyle değil. Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gönderildiği Mekke şehrin sakinlerine de mübarek bedenleriyle numune imtisal olarak, model şahsiyet olarak bizzat o söylemlerini beden diliyle de karşıdaki insanlara hissettiren bir peygamber oldu. O
adına sahabe efendilerimiz dediğimiz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dünya gözüyle görme şerefine mazhar olan o insanları eğitebilmek için hemen caminin yanı başına Ashab-ı Suffe denilen özel üniversite kurdu, mektepler kurdu. Hı hı. Bakın. Orada hazır bulduğu o Mekke sakinlerini alıyor, orada eğitiyor ve ondan sonra onları rol model olarak Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevve, hatta Ceziretül Arap denilen o bölgenin halkları arasında onları gönderiyor ve insanları eğitim sağlıyordu. Hazreti Peygamber'in hedefi bu. Şimdi Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi bu olunca Kur'an-ı Kerim özel iyilik ve kötülükle mücadele için bir birim kurdu. İyiliğin yaygınlaştırılması, kötülüğün önlenmesi için özel bir birim kurdu. Bu birimin adı Kur'an'ı ifadeyle emri bil maruf nehy anil münker. Yani toplumdaki iyiliğin hakim kılınması, iyiliğin yaygınlaştırılması için Yüce Rabbim insana bir görev veriyordu. Aslında şöyle madde dünyamıza bir bakın. Sadece madde dünyamızın temizliğinden belediyeler, temizlik işçileri mükellef değildir, mesul değildir. Bu dünyayı kullanan insanlar da etrafımızın temizliğinden mükellefiz. Ama sadece maddi dünyamızın temizliğinden değil, maddi dünyamızın temizliğinden, yani yaşadığımız ortamın temizliğinden bizler mükellef olduğumuz gibi, aynı zamanda manevi dünyamızın temizliğinden de en az maddi dünyamız kadar mükellefiz. Evet. Yani etrafımızda, evet, iyilikte motor olabilmek, kötülükte fren olabilmek, bilinci uyarmak. Onun için Cenab-ı Kur'an'ımız bize, hepimize, bütün insanlık ailesine bir mükellef vuruyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekum minkum ummetun yed'una ilel hayri ve ye'muruna bil ma'ruf. Bakın, içinizde iyiliği emredecek, iyiliğe sebebiyet verecek, iyiliğin önünü açacak bir toplum olsun, kötülüğün engelleyecek de bir toplum olsun diyerek Yüce Rabbim bize bir görev veriyor. Ve huzurlu bir toplum inşası için buna son derece muhtacız. Bakın, eğer kötülük çıktığı yerde başı ezilmezse bugün olduğu yerde kalmıyor. Yarın bir başkalarının içerisine alıyor. Bakın, halka her geçen gün genişliyor. Onun için bu şuna benzer. Maddi dünyanın yangınlarına benzer. Eğer yangın bir kıvılcımdan çıkar, bakın. Eğer o bir kıvılcım anında ona müdahale ederseniz bakın felaketlerin önlenmesine sebebiyet verirsiniz. Ama yok. Eğer bir kıvılcım olarak başlayan bu yangın eğer genişleyip onun genişlemesine mani olamazsanız belki binlerce insanın canına mal olacak can kaybına sebebiyet verebilirsiniz. Onun için çıktığı yerde başı ezilmelidir kötülüğün. Cenab-ı Kur'an'ımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bu ilahi görevi vermişti. Şöyle etrafınıza bakın. Maalesef bugün adliyeler yükten artık baş kaldıramaz hale geldi. Yükü taşıyamıyor. Eskiden aile içi ilişkilerimizde, münazaralarımızda, münakaşalarımızda bakın büyükler araya girer. Yangın büyümeden o hemen orada çözülmeye çalışırdı. Ama bugün ceviz kabuğunu bile doldurmayacak basit nedenlerden dolayı çantayı eline takan hanımefendi çözüm yolu olarak mahkeme kapılarına. Dolayısıyla şu anda mahkeme kapıları çözümsüz kalmıştır. Evet. Devletimiz yeni bir tedbir almış. Arabuluculuk bir sistemi getiriyor. Aslında bu sistemi Kur'an-ı Kerim bize takdim etmiştir. Aranızda evet Furkan diye tabir edilen intettekullahi yecallekum furkana. Ey insanlar, yüce Rabbinize saygılı olunuz ki sizi Furkan kılsın. Şu anda dinleyen kardeşlerimiz bilecek. Aziz kitabımızın birçok ismi var. Birçok ismi var. Ama bu isimlerden bir tanesi de El Furkan'dır. Furkan ne demek? Furkan, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edecek özelliğe sahip olan bir kitaptır. Ama kitaba verdiği ismi Allah Azze ve Celle sana ve bana veriyor. Ne demek? Eğer siz Rabbinize karşı saygılı olursanız, Allah'a saygılı olmak ne demektir? Aslında varlığa saygılı olmaktır. Bakın, eğer siz dolayısıyla varlığa saygılı olursanız Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o zaman ben de sizi Furkan kılarım. Ne demek? Evet, bulunduğunuz ortamda hak ile batılı birbirinden ayırt edecek bir özellikte sizi ortaya koyarım. Öyleyse bugün bakın şunu söyleyelim. Elbette insan olduğu her yerde irili ufaklı bazı münakaşalar, evet, olabilir. Bazı ileri geri hareketler gayet tabi olabilir. Ama şunu bilmemiz lazım. Her sesimizin yükseldiği yerde çözümün mahkeme kapılarının olmaması gerektiğini söylüyorum.
Cenab-ı Kur'an bize bunu şöyle ifade eder. Fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ila Allah ve Resul. Eğer bir çıkmazınız, bir efendim kavgalı, gürültülü, patıtılı bir meseleniz olduğu zaman bunu büyütmeden Kur'an'a başvurunuz. Kur'an sizin aranıza hakem olsun. Yani Kur'an'ı Allah Azze ve Celle hayata müdahil bir kitap olarak bize gösteriyor. Kur'an'a bir başvurun bakalım. Kur'an sizin bu meselenize ne çözüm yolu öneriyor? Ha onda bulamadığınızı buyurun peygambere gidin. Ey peygamberim, benim başım sıkıştı, başımıza gelen sahabi efendilerimizi semadaki yıldızlar gibi yapan şey işte içinde bulundukları dünya çıkmazları karşısında her şeyde Cenab-ı Peygamberimize müracaat edip Cenab-ı Peygamberimizin o sonsuz çözümleri karşısında aldıkları reçetelerle meselelerini hallettiklerinden dolayı çözümsüz insanlar, kavgasız insanlar toplumu meydana getirdiler. Evet. Ama Kur'an'ın hükümleri sadece peygamber dönemine ait hükümler değildi. Yani Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan insanların elinden tutan aziz kitabımız 21. asrın modern dünyasındaki insanların da elinden tutan bir kitaptır. Belki kıyamete kadar gelecek neslin de elinden tutacak bir kitaptır. Ama sadece burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Eğer istiyorsak Kur'an bizim arkadaşımız, Kur'an bizim çıkmazlarımız karşısında bize yol göstersin istiyorsak o zaman Kur'an'la olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeyiz. Kur'an dünya ile ilişkimizi kapatırken diğer taraftan Kur'an ile olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız. Hı hı. Kur'an-ı Kerim sadece okunduğu zaman sevap kazanılan bir kitap değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Genellikle şöyle bir algı var. Ramazan ayı geldiği zaman herkes Musaf-ı Şerif'i eline alır, hatim etme yarışına girer. Kur'an-ı Kerim hatim kitabı değildir. Elbette ben sakın ola ki aziz kardeşlerim şunu anlamasınlar. Yani Müftü Efendi Kur'an-ı Kerim okunmasının doğru bir şey o. Hayır. Ben bunu söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle söyleyelim. En nebar alel mus'afi ibadetün. Cenab-ı Peygamberimiz bırakın Kur'an-ı Kerim okunmasının sevap olması şöyle dursun. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakılmasının bile ayrı bir sevap olduğunu söyleyen bir peygamber var. Ama ben şunu söylüyorum. Dikkatleri şuraya çekmek istiyorum. Sadece Ramazan-ı Şerif'te mukabele-i şerif hatmedilen bir kitap haline dönüştürülürse inanın o zaman Kur'an-ı Kerim'e en büyük zulmü yaparız. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bakın bir sokakta nasıl yürüyeceğinizden tutunuz. Bir masada iki tane insanın oturduğu bir masada üçüncü olmak istiyorsanız olabilir misiniz olamaz mısınız? Bu konuya varıncaya kadar bize yol gösteren bir kitaptır. Onun için bakın Balıkesir'in bilmem hangi caddesinde yürüyeceğim ya Rab nasıl yürüyeyim derken Kur'an-ı Kerim bize işaret ve la temşi fil ardı meraha ifade son derece ilginç ve la temşi fil ardı meraha gururlu kibirli başkasının dikkatlerini üzerinize toplayacak bir şekilde değil tam tersine vakarlı ve edepli hayalı bir yürüyüşü bize öneriyor bakın öyleyse kitabımız sadece bizim ibadetlerimizi kaliteli yapmak için gönderilen bir kitap değildir evet Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki mümin yaptığı her işi kaliteli yapandır. Namaz mı kılıyorsunuz? Öyle bir namaz kılacaksınız ki Allah memnun olacak inancıyla kılınacak. Oruç mu tutuyorsunuz? Hakkı verilecek. Yani sadece oruç, siz orucu tutmayacaksınız. O oruç sizi kötülükler karşısında tutan bir oruç olacak. Sizi engelleyen bir oruç olacak. Namaz mı kılıyorsunuz? Evet namaz, sadece namazda ellerini bağlayan bir mümin olmayacaksınız. Aslında namazın bize verdiği bir öğreti var. Kur'an-ı Kerim'de bütün ibadetlerin neden ve niçin vardır. Niçin yapıyoruz sorusu var. Kısmen Cenab-ı Hak sarahaten bunları bize beyan etmiş. Bazen de karine olarak bunları bize beyan etmiştir. Niçin namaz kılıyorsunuz derseniz aziz kitabımız bunun cevabını bize şöyle verir. İnne salâ tenha anil fahşâi vel münker. Bakın son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Namaz niçin kılınır? Sevap kılınmak için, sevap kılınmak için namaz kılınmaz. Geçen Kandil gecesinde şu anda televizyonda bizi dinliyorsa kusura bakmasın aziz kardeşim. Hocam dedi bize şöyle iki dakika müsaade eder misiniz? Niye dedim? Hocam iki rekat namaz kılalım da biraz sevap kazanalım dedi. Ben daha sonradan yaptığım sohbetimde bunun izahını verdim. Dedim ki aziz kardeşim sevap kazanmak için namaz kılınmak namaz kılınmaz. Sevap kazanmak mı istiyorsunuz? Şu anda bizi ekranları başında dinleyen aziz kardeşlerime sesleniyorum. Şu mübarek
efendim iftar gecesinde ruhaniler, melekler bizim soframıza iştirak etsin. Meleklerle beraber bir sofra kuralım. Meleklerle beraber iftar sofrasında bulunalım. İstiyor musunuz? İstiyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti evimizde bulunsun. Onun mübarek kokusunu koklayalım derseniz, işte bakın size söylüyorum. Bunun yolu Cenab-ı Peygamberimiz şöyle buyuruyor bakın. Son derece önemlidir. Sosyal cemiyet barışını sağlanması kanunla olmaz. Yok yönetmenlik çıkardık, genelge çıkardık, bundan böyle insanlar tek olmaz, yapamazsınız. Bunun yolunu bak Cenab-ı Peygamberimiz dedim ya, sadece Zanos Paşa'daki camideki cemaati düzenlenmiyor bakın. Şöyle yaparsanız huzur değil. İşte hayata bakışları var Cenab-ı Peygamberimiz. Diyor ki, ilginç. Kafilül yetim lehu evli gayrihi ene ve huve kaheteni fil cenne. Ey insanlar, yaşadığınız mahallenin yetim bir öksüzün başını okşayan, yavrum bundan böyle senin manevi bir babanım, manevi bir babanım diyerek bir yetim bir öksüzün elinden tutmayı Cenab-ı Peygamberimiz şöyle yapıyor bakın. Bu mübarek kelimeler dudaklarından dökülürken mübarek parmaklarıyla işaret ediyor. Şu iki tane parmağın yan yana duruşu gibi memleketin yetim bir öksüzüne sahip çıkan, onları bağrına basan insanla şu iki parmağın yan yana duruşu gibi beraber olacağımız müjdesi Cenab-ı Peygamber müjdesidir. Onun için buradan söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maneviyatının tecelli ettiği bir evde oturabilmek için söylüyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize mirasıdır yetimler. Efendimizin bu ümmete emanetleridir yetimler. Öyle yetime sahip çıkmadan, yetimin atılıp itildiği, yetimin hor göründüğü bir sofrada Allah o sofrada bereket indirmez. Allah Azze ve Celle o sofrada bereket indirmez ve razı olmaz. Öyleyse bereketlerimize Yüce Rabbimiz, soframızda Yüce Rabbimizin bereketini görebilmek için mutlaka Allah ve Resulünün hayatımıza getirdiği o manevi prensiplere uymak mecburiyetindeyiz. Uyalım ki biz hem dünyamızı kazanan müminlerden olalım, hem de ahiretimizi kazanan müminler arasında olalım. Hocam yine bir solukta maşallah hocamız yani. Gerçekten üslubunuzla harikasınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra bizler tekrar burada olacağız. Balıkesir'in sunduğu iftara doğru devam edecek. Tarım kredi kalite ve güvencesiyle bereket sigorta. Alıştı.
sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. İki yeni konuğum daha var. Aslında yeni demeyelim, yine Orhanlı Mahallesi'nden. Hoş geldiniz öncelikle. Hemen şöyle bir izleyenlerimize de tanıtalım. Çok teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Korkmaz, Orhanlı Çerkes Kültür Dernek Başkan Yardımcısı. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Salih Özden. Cümleten hayırlı aşkımız, akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Her şeyimiz, Salih abimiz. Az önce bir, yaklaşık bir buçuk saat tutabilir önce miyiz? Tuğçe Hanım'la iftar programındaydık, Ramazan programındaydık. Evet. Mutfakta elimizden geldiğince karınca karınca bir şeyler, güzel lezzetler takdim ettik birazcık izleyicilerimize. Şu an iyi herhalde. Evet, birazcık daha yüksek sesle tamam konuşalım. Tamam. Valla ben izledim programı. Evet. Şöyle diyeyim, gerçekten ellerinize sağlık. Afiyet olsun diyelim. Abi inşallah. Nereden geliyor bu aşçılık? Yani doğuştan mı yoksa zamanla edindiğiniz bir meslek mi? Vallahi artık doğuştan mı diyelim, nasıl diyelim, hani ben küçük yaşlarda hani annenin kız evladı olur. Biz de kız evlat gibi anneme her türlü yemek konularında, börek açma konularında olsun, her türlü yemek konusunda yardım ediyordum anneme. Evet. Ortaokul, lise bittikten sonra amcam sağ olsun bir gün dedi bana, ya sen bu işlerle uğraşıyorsun, çok seviyorsun yemek yapmayı. Evet. Seni de ben de aşçı okuluna göndereyim falan. Tamam dedim, ben de kabul ettim. Gittik Çeşme'de aşçılık okulunu okuduk. Orada biraz otellerde çalıştık. Ondan sonra askerlik. Birkaç sene bir ara verdik bu mesleğe. Hı-hı. Ondan sonra tekrar döndük. Yaklaşık bir 10-12 senedir de bu sektörde devam ediyoruz aşçılık üzerine. 10-12 senedir ama evet. Tabii siz küçüklüğünüzden beri zaten annenize yardım ederek. Aynen ya, elimiz yatkın zaten Allah'a şükür. Yemek yapmayı da seviyoruz. Severek Hı-hı. yapıyoruz yaptığımız işi. Peki sadece Türk mutfağı mı yoksa dünya yani mutfağı? Yani şimdi burada tabii otelde çalıştığımız süre zarfında dünya mutfağından örnekler de sergiliyorduk. Tabii bu tarafa, bu memleketimize geri geldik. Buralarda dünya mutfağı pek hani sergileyeceğimiz bir şey yok gibi. Hı-hı. Daha çok turistik yerlerde. Belki Sahil Körfez tarafına evet. gitsek o şekilde olur ama buradaki işimiz genelde, biz şu an spor tesislerinde çalışıyorum kendim. Şimdi hocam zaten Türk mutfağı da varken şimdi aynen, ne yapalım? Yani dünya Türk mutfağı gibisi de yok yani. Bu gerçek. Da yani. Yok sümüklü böcektir, şudur, budur. Yani gerçekten o deniz mahsulleri mesela otelde işte o çalıştığımız zaman süre zarfında bir akşam işte Alman gecesi, bir gece Fransız gecesi, bir gece işte Türk gecesi olurdu mesela. Evet. Şimdi yabancı mutfaklardan açık büfeye çıktık. Tezgahımızı kırıyoruz artık. Herkes bir açık büfeden istediğini alıyor. Bakıyorum yani bir şey yok. Yani yabancı turistler dahi kebap, işte kebap yok mu, kuru fasulye yok mu? Gerçekten bunları soruyor yani bize. Değil mi? İstemiyorlar yani, kendi kültürlerini istemiyorlar. Direkt yani Türk mutfağını, Osmanlı mutfağını soruyorlar bize. Yani zaten onlar da alışmışlar yani, lezzete biliyorlar Osmanlı mutfağını, Türk mutfağını. Şunu da eklemek istiyorum. Zaten belli başlı mutfaklara bakıyoruz. Şimdi hani Amerikan mutfağı denir. Amerika'nın mutfağı yok zaten. Yok yani zaten ben tarihi ne kadar? Aynen. 400 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ben hani öğrencilik yıllarında İngiltere'de kalmıştım. Mesela bir İngiliz mutfağı da yoktur. Bir fish and chipsleri vardır. Balık o kadar. Başka yani bir şey değil. Bakın şu pizza dahi bizim Osmanlı'dan geçme onlara yani. Evet. Adam etli ekmek tarzı bir şey yapıyor. Bunu işte yani nasıl diyeyim? Adamlar o zaman domates, domates biber, sucuk, salam koyuyor. Pizzaya döndürüyor. Pizza, pizza, pizza. Herkese sevdiriyorlar yani. Bizim değil bu mi? Müslüman coğrafyada, İslam coğrafyasında ne yazık ki böyle şeylerde çok çabuk batıya ayak uydurabiliyor. Hı hı. Bu da iyi olmuyor tabii. Biz kendi özlüğümüzü, benliğimizi kaybediyoruz burada. Hı hı. Ne diyelim artık, inşallah aslında kendi insanlarımız kendi öz mutfağına dönüp şöyle geriye baktığı zaman, Türk mutfağına, Osmanlı mutfağını inceledikleri zaman, araştırdıkları zaman ne kadar lezzet, ne kadar çeşit, bol çeşitli yemekler, tatlılar olsun, tuzlular olsun, zeytinyağlı hı hı. yemekler, bunun farkına varacaklar ama ne hikmetse artık hep hazır kültüre gidiyoruz. Ne yazık ki. Hazır da hiç iyi değil yani. Ben kendi şahsım adına tasvip etmiyorum zaten. Sağımızı solumuzu mutlaka sarmış durumdalar. Mutlaka ne yazık ki. Bu yanlıştan bir an önce insanlarımızın dönmesini temenni ediyorum ben. İnşallah da dönerler yani. Her zaman arkadaşlarıma da derim. Aynen. Yani o şu fast foodları yiyene kadar tamam gidelim. Atıyorum kebap yiyelim, döner yiyelim değil mi? Ya İskender yiyelim. En var basit yani kendi arkadaşınızla alın 2 kilo kıyma veya köfte bir şey. Gidin kendiniz yapın, kendiniz evinizde yiyin yani. Ya şimdi herkes sizin gibi yetenekli değil hocam yani. Ya. O da kadar da olsun artık ya, bir ızgara yapmak o kadar zor bir şey değil yani. Yani hazır yapılıp satılıyor zaten, onları alır yersiniz artık. Yumurta bile kıramayanlar. Siz yapacağınız zaman beni çağırın, ben size de yardımcı olurum. Eyvallah hocam. Ellerinize sağlık tekrar. Afiyet olsun. İbrahim Bey. Evet.
Valla başkanımızla konuştuk. Başkanımız zaten bayağı bir bahsetti. Fakat 1,5 yıl olmasına rağmen derneğimizin açılması gerçekten çok büyük faaliyetler içindeyiz. Yani bir etkinlik olmadığı bir ay yok yani hemen hemen. İnşallah daha da iyi olur. Şimdi yaz döneminde dil kursu da düşünüyoruz. Nasıl evet. olursa Çerkezce öğretmeyi evet. düşünüyoruz. İnşallah gençlerimiz çünkü bilmiyorlar. 30 yaşın altı bilmiyor. Kendi kültürlerini anımsatmak yani maksadıyla kesinlikle değil mi? Unutulmuş bir dil, unutulmak üzere olan bir dil öyle söyleyeyim. Ben biliyorum, eşim bilmiyor, çocuklarım bilmiyor gibi. Yani bu yeniden kazandırabilirsek bunları yeniden çocuklarımıza, gençlerimize bizim için büyük bir başarı olacak. Yani kültürel faaliyetlerimiz devam edecek inşallah. Başkanımız genç, muhtarımız genç. Yönetim hepsi genç, ayak uydurmaya çalışıyorum ben yok siz gençsiniz estağfurullah. Onlara ayak uydurmaya çalışıyorum, gerçekten hızlılar sağ olsunlar. Yani iyi gidiyor, gerçekten iyi gittiğine inanıyoruz. Evet, genç demişken yalnız ben de şunu eklemek istiyorum. Orhan Bey'e yine gittiğimde, ilk bölümde bahsetmiştim. Gerçekten gittiğimde şunu gördüm, inanılmaz bir genç nüfus var. Yani evet. gelen misafirlere de bakıyoruz. Sadece şimdi Balıkesir'den değil, çevre illerden de gelen birçok Çerkez vatandaşımız evet. vardı. Onları da gördük. Genelde yani bir orantılarsak %70, %80 oranında genç vardı. Evet. Şenlik adı altında yapıldığı için herhalde bilmiyorum. Bayağı yoğundu. Bu sene daha büyük bir çaplı olacak inşallah. Evet. Hayırlısı bilmiyorum. Yani bir şekilde ya. Devam ediyoruz. Vallahi. Eski Ramazanları arıyoruz. Değil mi? Yani eski Ramazanlar burada işte hocam. Burada, ya. Evet burada. Biz de yaşatmaya çalışıyoruz gerçekten yani. Gerçekten köyümüzde, çocukluğumuzda olan şeyler tekrar kazanabilsek keşke ama maalesef köyde nüfus sayımız maalesef çok az. Değil mi? Göç veriyor. Yok, işte. Göç veriyor. Hiç genç yok desek yerinde yani eğitim köyün içinde. Eğitim olsun, iş olsun. Ancak bir etkinlik olacak ki her zaman. O etkinlikleri de biz o yüzden çok sık yapmamız gerekiyor. Evet, dernek olarak gençleri köye çekmemiz gerekiyor bir şekilde. Yani bu etkinlikler zaten çok önemli. Bu köy hayırlarına hepimiz evet. Biliyoruz. Hani ben de gidiyorum. Diğer arkadaşlarımız da gidiyor ve hani orada gördüğümüz nokta şu. Aslında bu köy hayırı her şeyden öte köylülerin o kopan ilişkilerini tekrar bir araya getirmeleri için çok büyük bir fırsat. Dışarıdan geliyor zaten. Atıyorum köyde 100 kişi varsa dışarıdan 500 kişi geliyor. Öyle doğru. olunca tekrar görmedikleri insanları evet. görüyorlar ve güzel sıcak ilişkiler gelişiyor. Evet, biz mikrofona doğru alabilir miyim? Sosyal aktiviteler ne kadar çok olursa köyde veya şehirde kesinlikle. Köylüler, gençler olsun daha çok kaynaşıyorlar, daha çok birbirine bağlı oluyorlar. Özellikle kültürel faaliyetler yaptığımız sürece de yani arkadan gelen nesil kendi kültürünü kaybetmiyor, özünü kaybetmiyor. Şimdi dediği gibi İbrahim abimizin dil kursu açılacak nasip olsa inşallah. Eğer dil kursu da açılırsa daha da iyi olacak yani. Şu an gençler dediği gibi yani anne baba biliyor, çocuğuna da anlatmaya çalışıyor ama tabii çocuk okulda dışarıda durduğu sürece etrafında da pek konuşan olmadığı sürece şey yapıyor ama inşallah onu da çözeceğiz yani yakın zamanda gençlerimize. Kesinlikle. Şakır yani şakır herkes konuşmaya başlayacak inşallah. Her şeyin başı kültür. Ya çoğunluk anlıyor da pek işte telaffuzda biraz sorun yaşıyorlar. Evet. Onları da bu dil kursuyla aşacağız inşallah. Kesinlikle. Biz kendi kültürümüze, kendi bu toprakların kültürüne sahip çıkmazsak ne yazık ki. Mutlaka. Başka kültürlerin erozyonuna uğruyoruz. Mutlaka. Ama yani. Ben şundan da eminim ki gerçekten son dönemlerde kendi özümüze büyük bir dönüş var. Bu da kendimizi hatırlatıyor. O bize. Çok önemli bir şey zaten. Çok önemli yani bir şey. Geçmişini bu. Bilmezsen geleceğin her zaman kesinlikle karanlık olur yani. Geçmişimizi her zaman bileceğiz mutlaka. Dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Kültürümüzü bileceğiz mutlaka. Ki bu mutfakla da alakalı. Hani Osmanlı kültürü. Valla ben onu çok şey yapıyorum zaten. Ki. Gerçekten yani eski Osmanlı kültüründeki Osmanlı mutfağına dönmemiz lazım. Daha da kullandığımız sebzelere, meyvelere dikkat etmemiz lazım. Organik yetiştirip organik tüketmemiz lazım. Hazırdan kaçınmamız lazım özellikle. Katılıyorum. Yani benim tavsiyem bu inşallah. Herkes buna riayet eder, uygular. Daha sağlıklı bir yaşam için yani bu söylediklerim. Kesinlikle. Sağlıklı yaşamak istiyorlarsa organik beslensinler, doğal beslensinler. Benim temennim bu. Peki. Dileğim bu. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Sağ olun.
Ve Ramazan Hocam, tekrar size dönüyorum. Evet, doğrusu tabii Türk mutfağından işte mukayese yaptı arkadaşlarımız. Tabii ben o esnada zihnimden bazı şeyler canlandı doğrusu. Evet, ama evet. Müsaade ederseniz tabii biraz da ben bir şeyler söylemem gerekti tabii. Şöyle ki, diyelim tabii. Bizim Türk mutfağıyla övünüyoruz. Aslında bizi diğer mutfaklardan ayıran en büyük özellik şudur. Bizim annelerimiz mutfağa girdiği zaman Bismillah duasıyla girer. Yani evet. Doğradığı soğandan patatesine kadar Bismillah. Ben bazen camideki cemaatimize şunu söylüyorum. Yani lokantaya gittiğiniz zaman karnınızı doyurursunuz. Ama eve de geliyorsunuz, doyuruyorsunuz. Ama aradaki ne fark var? Yani elin adamının pişirdiği yemekle sizin hanımlarınızın, ablaların, teyzelerin pişirdiği arasındaki temelde fark ne? Temelde fark şu. Evet, ikisi de karın doyuruyor ama evde Bismillah duasıyla pişen bir çorba sadece karnınızı doyurmuyor. Aynı zamanda bu maddi manevi hastalıkların şifası oluyor bakın. Evet şifadır bu. Bunu böyle bilmek lazım. Yani biz bugün Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim işte ben onun için söylüyorum. Müdahil bir kitaptır. Hayata müdahil olmak zorundadır. Olursa işte çorbanız ayrı bir lezzet, sohbetiniz ayrı bir lezzet kazanıyor. Hatta toplumda yürüyüşünüz bile ayrı bir lezzet kazanıyor. Kesinlikle. Onun için siz Kur'an'ın bak dediği yerden bakarsanız hayatınız şenleniyor, hayatınız bereketleniyor. Bugünkü konumuzla ilgili mesela iyiliğin ne şu neba bulabilmesi, kötülüklerin engellebilmesi açısından Cenab-ı Kur'an'ımız bize bir yol gösteriyor bakın. Her millet sonsuza dek hayatını devam ettirmek ister. Yani bizim önümüze engeller çıkmasın, varlığımızı devam ettirelim. Ama Kur'an-ı Kerim bize bir noktada işaret ediyor, bu noktada işaret ediyor. İşaret ettiği nokta son derece önemlidir. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَلْضِ اَقَامُ الصَّلَاهُ وَاَتَوُ الزَّكَاهُ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ Eğer siz istikbalde gür sedanın sahibi olmak istiyorsanız, varlığınızın devamını istiyorsanız yapacağınız iş, namazsız bu işler olmaz. Bir insanın hayatına namaz girmeden o insanın hayatı bereket kazanmaz. Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den önce sayılarını Yüce Rabbimizin bildiği binlerce peygamber gelip geçmiştir. Tarih kitaplarında, siyer kitaplarında okumuşuzdur. Öyle insanlar yaşamış ki dünyada 950 sene, 1000 sene yaşayan insanlar var. Evet. Cenab-ı Peygamberimiz ya Rab, 900 sene yaşayan bir insan benim ümmetimin ömrünü kısa kıldın. Bunun hikmeti nedir? Ama Cenab-ı Peygamberimize Yüce Rabbimiz vahyediyor. Ey Peygamber, senin ümmetine öyle bir ömür verdim ki diğer peygamberlerin o 1000 yıllık ömürlerinde işlediklerini senin ümmetin o 50 sene işledikleri zaman o 1000 sene ibadet yapmış sevabına kavuşacaktır. Mesela önümüzde Kadir Gecesi var. Kur'an-ı Kerim neyi müjdeliyor? Leyletul Kadir hayrun min elfi şehrin. Bir gece 1000 geceye bir, yani düşünebiliyor musunuz? 1000 aya bedel bir gecemiz var. Eğer evet. O geceyi isabet ettirip Allah Azze ve Celle razı olacak, memnun olacak inancıyla ihya ederseniz bir ömre bedel sevap kazanmış olacaksınız. Bir ömre bedel bir hayat ihya etmiş olacaksınız. Onun için asıl olan 100 sene, 1000 sene yaşamak değil. Asıl olan varlığa faydalı olarak yaşayabilmektir. Asıl olan şudur, bereketli olarak bir ömür tüketebilmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim bize ve Kur'an-ı Kerim'in baş öğretmeni Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu önerir bakın. Kur'an-ı Kerim açarsanız Bismillah diyerek başlar Kur'an-ı Kerim. Evet. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayata nasıl başlamamız gerektiği konusunda bize Küllü emrin zibalin lem yübde bi Bismillah fehuve ebter. Ey insanlar bilesiniz ki tuttuğunuzdan söylemlerinize kadar işlerinizin bereketli, işlerinizin tesiri olabilmesi için yapılacak iş besmeleli bir işe talip olacaksınız bakın. Evde anne misiniz? Anne çorbayı pişirirken Bismillah duasıyla pişirecek. Sadece çocuklarını, karnını doyurmak için değil. Aynı zamanda el uğraşı verdiği, sermayesini, vaktini geçirdiği bu çorbanın sadece karnı değil, o çocuklarının maddi manevi hastalıklarına şifa olması, inancıyla onu pişirmesi lazımdır. Çocuklarını yatağa mı yatıracak? O uykunun bereket olabilmesi için, o uykunun bir ibadet olabilmesi için yine çocuklarına şu telkini yapacak. Maalesef biz babalar bugün çok konuşur olduk bakın. Herkes önüne gelen ahkam keser oldu ama artık çocuklar sizi ve bizi dinlemiyor. Çocuklar bizim ne yaptığımıza bakıyor. Ana babanın dudaklarından daha çok ana babanın eylemlerine bakıyor bakın. Siz oğlum sigara içme
sigaranın zararları şöyledir, böyledir efendim demek de çok önemli değildir. Sizin elinizde eğer sigara varsa o söylemin hiçbir ifadesi yok. Yani siz karşısında içerken içme diyemezsin. Ne kadar tutarlı olabilir. Yani onun için rol model, örnek olmak zorundayız. Baba eylemleriyle de çocuklarına örnek olacak, model olacak. Eğer şurada bakın Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor. Benim ayağıma takıldı, ben zarar gördüm. Benden sonra gelen bir mümin kardeşimin ayağına takılıp zarar görmesin inancıyla yoldan bir taşı, bir dikeni yan tarafa kaldırıp koymayı imanın bir ölçüsü olarak kabul eden bir dinden bahsediyoruz. Bir medeniyetten bahsediyoruz bakın. Biz öyle bir medeniyet tevarüs ettik ki hiçbir millete Allah Azze ve Celle'nin vermediği bir iktidarı bize vermiştir. Osmanlı Selçuklu Mecmuan dünya üzerinde 1000 yıl iktidar olan bir milletten bahsediyoruz bakın. Hı. Ama biz çok akıllı adamlar olduğumuzdan dolayı insanlığa hüküm sürmedik, medeniyet sahibi olmadık. Biz evet doğru aklımızı, irademizi de kullanarak ama aynı zamanda en büyük varlık olarak Allah Azze ve Celle'ye sığınan bir millettik. Gücümüzü imanımızdan aldık, gücümüzü Kur'an'ımızdan aldık. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey insanlar, eğer siz Rabbinize yar ve yardımcı olursanız, Allah Azze ve Celle sizin maddi ve manevi hayatınızda size yar ve yardımcı olacaktır. Aslında bizi büyüten, bizi bütün insanlığa efendi yapan şey, Allah Azze ve Celle ile olan ecdadımızın yakınlığıydı bakın. Hı hı. Yatağa yatarken bile çocuklarını nasıl yapardı şöyle hatırlayacak kardeşlerimiz. Bakın biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yatsı namazının sonunda yatsı namazını kıldığımız zaman hadi buyurun ey millet gidebilirsiniz demiyoruz. Amene Resulü diye bir halk arasında bilinen Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak cemaati biz evine gönderiyoruz. Aslında bu şuna dayanıyor. Cenab-ı Peygamberimiz hadis-i resullerinde buyuruyor. Bakın, men kâne âhirü kelâmihi la ilâhe illallah dehalel cennet. Her kimin son kelimesi la ilâhe illallah ise bu adam cennetlikti diyor Cenab-ı Peygamberimiz. Biz o amene Resulü diye halkımızın bildiği Bakara suresinin son ikinci ayeti kerime manasını şu millet bilseydik bakın. Ne hayatımız ne kadar bereketlendirecekti. Nedir hocam? Bundan dolayı bakın orada bizim eskilerimiz hatırlayacak şu anda. Bizi televizyonda dinleyen ablalarımız, teyzeleri hatırlayacaklar. Her cuma akşamı camilerimizde tecdidi iman denilen bir uygulama vardı. Yani vatandaş cuma akşam evine giderken günahlarından tövbe eder, nikah tazelemesi yapar, iman tazelemesi yapar, Bismillah diyerek öyle giderdi bakın. Hmm. İşte Amene Resulü duası, Bezmi Eles'te Rabbimize verdiğimiz o sözün yeniden tazelenmesidir. Ya Rab, biz senin kullarınız. Bak sana iman ediyoruz, senin meleklerine iman ediyoruz, katından gönderdiğin bozulmamış olan kitaplarına iman ediyoruz. Yetmedi, o kitaplara peygamberlik yapan, öğretmenlik yapan, senin katından gönderdiğin Resullere de iman ediyoruz. Bak böyle ve en sonunda وَوْفُ عَنَّا وَوْفُ لَنَّا وَرْحَمْنَا Ya Rab, sen ki gafuru rahimsin, bak biz kulların önünde diz çöktük, başımızı koyduğumuz yere ayaklarımızı koyduk Ya Rab, ne olur? Şu anda evinden ayrılırken nasipsiz bizi evimize gönderme diyerek ve hocamızın okuduğu o duaları hep beraber cemaat halinde amin diyerek gidiyoruz. Şimdi bana söyler misiniz? Bu dualarla sadakallahu lazım diyerek evine giden bir insanın yatağı bereketli olmaz mı? Sofrası bereketli olmaz mı? Böyle bir evde torun torba babamız geliyor deyip babayı sarılıp elbette kucaklayacaktır. Ama bakın bizim büyüklerimiz bu Amene Resulü'yü bilenler bu duayı okuyordu. Bilmeyenler bunun Türkçeleşmiş halidir. Bakın şu okuyacağım dua. Evet. Bakın bizim çocuklarımıza yavrum affedersiniz lütfen özür dilerim. Çişini yap aşağı yat değil. Yavrum uyku ölümün arkadaşıdır. Ne olur bak uyursun da uyanamazsın. Öyleyse bak şu duayı oku derlerdi. Yattım sağıma döndüm soluma melekler şahit olsun. Bak şuna bakın. Melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım Allah, kalkarım inşallah, kalkamazsam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Burak Bey kardeşim bak, ben müftünün sıfatıyla konuşuyorum bakın. Zaman zaman sevgili kardeşlerim bana geliyor diyor ki hocam ya bu akşam bir türlü uyuyamadık, gözümüze uyku gelmedi. Bir sağa döndük, bir sola döndük, karabasanlar bastı bizi diyor hocam. Ben şimdi söylüyorum bak, sadece namazın kalitesinden konuşmuyorum.
Uykunun da kalitesini, uykuya da müdahil olan bir Allah'tan bahsediyorum, bir kitaptan bahsediyorum. Evet. Sofraya müdahil olan bir Allah'tan bahsediyorum, bir kitaptan bahsediyorum, bir peygamberden bahsediyorum. Şimdi siz son kelimeniz la ilahe illallah olan bir adam, dua ile yatağa yatan bir adamın, bırakın karabasanlar basması şöyle, bırakın siz huzursuz olmanız şöyle, stres olmanız şöyle, o yataktaki zamanınız sizin için bir ibadettir. Bunu sakın ola ki şöyle bizi dinleyen kardeşlerimiz şöyle algılamasın. Ramazan müftü artık genelge çıkardı, ibadetler, uykular ibadet oldu. Yok, böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Bunlar Cenab-ı Peygamberimizin evet genelgesidir. Evet. Tamimidir. Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, eğer siz abdestinizi alıp 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere, bakın 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber der yatarsanız, eğer siz o gece emaneti yani ruhunuzu Cibril Aleyhisselam'a, Azrail Aleyhisselam'a teslim ederseniz, hükmen şehit olarak Allah'ın huzuruna getirilirsiniz diyor. Hükmen şehit. Yani evet, cephe şehidiyle yatakta bu duayı okuyup teslimi ruh eden bir kardeşimiz arasındaki fark şu, fark şu. Cephe şehidinin cesedindeki bulunan elbiseler çıkarılmadan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gönderilir. Yıkanmaz, öyle gönderilir. Hı hı. Bu adam böyle bir duayla teslimi ruh eden kardeşimiz, aradaki fark, elbiseleri çıkarılır. Hocalarımız ilgililer tarafından yıkanır. Kefen denile çamaşırlar kendisine. Sadece dünyalık bu kadar farkı var. Ama ahirette yine cephe şehidinin mazhar olduğu iyilik ve ihsana mazhar olacak insanlardır. Evet. Eğer yok, ölmedik de sabahın aydınlığını gördüyseniz, bu sefer Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki, böyle bir dua ile yatan insanın o uykuda geçen dönemi ibadettir. Hı hı. İbadettir. Yani biz öyle bir dinden bahsediyoruz ki, ibadet, uykumuzu ibadet eden bir dinden bahsediyoruz bakın. Hı hı. Bir duadan bahsediyoruz. Onun için her hayrın başı Bismillah derken Cenab-ı Peygamberimiz aslında bize sadece sofralarımızı, yemeklerimizi lezzetlendirmek için değil, hayatı lezzetlendirmek, hayatı anlamlandırmak için de Cenab-ı Peygamberimiz bize Bismillah duasını öğretiyor. Evet. Onun için bir kere değil, bin kere Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bismillah diyelim, evet. Kesinlikle evet. Hocam, evet. Valla çok güzel söylediniz ama şimdi reklama gitmemiz gerekiyormuş. Reklamlardan sonra sevgili izleyenler, bitirmiyoruz, burada olacağız. Ezan okunana kadar buradayız bu akşam. Hocam, sizle gidelim reklamlarda.
Evet sevgili izleyenler, reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bakıyorum hemen iftar vaktine tam 8 dakika 30 saniye kalmış ve hızla azalıyor zamanımız. Ben de şimdi Ramazan hocam çok önemli bir konuya değindi. Çok çok önemli bir konuydu. Hani gece uykumuzun bile ibadet olabileceğini söylemişti. Hocam çok da az vaktimiz kaldı. Tekrar bir hatırlatabilir miyiz vatandaşlarımıza bunun evet, önemini? Evet yani Cenab-ı Peygamberimiz bize onu öğretiyor. Uykuları ibadete çeviren duadan bahsetmiş Cenab-ı Peygamberimiz. Evet. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber der yatan bir insanın işte vefat etmesi halinde hükmen şehit olarak Allah'ın huzuruna gelecek. Ama yok sabahın aydınlığını görürse o uykuda geçen dönemi bir gece abidin kazandığı sevap neyse aynı sevabı kendisi kazanmış olacağı müjdesi Cenab-ı Peygamberimizin müjdesidir. Evet. Şimdi biz dersimizde zaten asıl konumuz zaten neydi? İyiliğin yaygınlaştırılmasını sağlamaktı. Ve Kur'an-ı Kerim bunun adını emri bil maruf nehyani münker olarak temel kavram içerisinde bunu değerlendirmişti. Şimdi namaz ibadetinin öncü kuvvetleri var. Mesela namazınızın mükemmel olabilmesi için abdestinizin mükemmel olması lazım. Abdestinizin mükemmel olabilmesi için affedersiniz taharetlenme bölümü orada mükemmel olması lazım. Yani bakın orası mükemmel. Şöyle düşünün, bir evin ortasına asılan bir avizeyi düşünün. Avize çeşitli halkalardan müteşekkil bir zincirle tavana asılır. O tavana asılan mesela 10 tane zincir halkası olarak kabul edin. Bu halkalardan 10 tanesi sağlam. Bir tanesi sakat olsa siz buna avizeyi bağlayamazsınız. Evet. Şimdi namaz mükemmel olabilmesi için arkasında bulunan abdestin mükemmel olması lazım. Eğer mükemmel değilse siz böyle bir halka üzerine namaz ibadetini bağlayamazsınız. Onun için namazın mükemmelliyeti abdestin mükemmelliyetine bağlıdır. Abdestin mükemmel olabilmesi taharetin güzel olmasına bağlıdır. Şimdi aslında toplumda iyiliklerin yaygınlaştırılması, kötülüklerin engellenebilmesi için Cenab-ı Peygamberimiz buyuruyor ki bakın bu yapacağınız duaların etkileyen bir temel unsurdur. Eğer yaptığınız duaların Allah katında bir karşılık bulmasını istiyorsanız evvela yapacağınız bir iş var diyor Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? Bulunduğunuz ortamda iyilikleri yaygınlaştıracaksınız, kötülüklere engel olacaksınız. Eğer siz bir millet olarak kötülükleri engel olamazsanız, iyilikleri yaygınlaştıramaz, çoğaltamazsanız o zaman yarın başınıza bir musibet geldiği zaman Allah azze ve celle'ye duaya durursunuz ama dualarınız kabul olmaz diyor. Onun için İyiliğin neşrünema bulabilmesi, yaygınlaştırılabilmesi aslında yapacağımız duaların makbuliyetinin şartlarından bir tanesidir. Kesinlikle. Yine Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen bir milletten bahseder Kur'an-ı Kerim. Hepimiz biliriz ki doğuştan her millet, her bir insan masumiyet karinesiyle dünyaya gelir. Ama Allah Azze ve Celle bir milleti lanetli bir millet olarak insanlığa takdim ediyor. Bu da İsrailoğullarıdır. Peki şimdi burada asıl soru şu. Hocam İsrail oğulları ne yaptı da bu Allah Azze ve Celle'nin lisanıyla, peygamberlerin lisanıyla lanetli bir toplum haline dönüştü? Bu soruyu sorarsanız bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. Kur'an-ı Kerim bize şunu şöyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. İki tane peygamberlerin bu kavme bedduası var. Allah'ın musibeti üzerinize olsun diyor. Niçin? Sebebi ne peki? Kanu la yetenahevne an munkerin fealu. Toplumda yapılan kötülüklere engel olmamayışlarından dolayı Allah'ın iki tane önemli peygamberi tarafından lanetlenmiş bir milletten bahsediyorum. Evet. Şimdi bugün İsrail oğulları peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla onların kıymetli dilleri vasıtasıyla lanetleni olur da bugün lanetlenmemek adına gelecek milletin hışmına bizim dedelerimize yazıklar olsun, bize hakkı, hukuku öğretmediler, ellerimizden tutmadılar, bize dünyayı tanıttılar, iş sahibi olmanın yollarını bize öğrettiler ama bize Cenab-ı Muhammed'imizi öğretmediler, Cenab-ı Kur'an'ımızı öğretmediler, Kur'an-ı Kerim'in sahibi olan, Kur'an-ı Kerim'i manevi imzasıyla imzalayıp kainata gönderen Rabbimizi bize tanıtmadılar, onlara musibet olsun deyip bize efendim bedduada bulunmamaları için söylüyorum o zaman biz,
çocuklarımızın sadece karnını doyuran bir baba değil, çocuklarımızın gönül dünyalarını, çocuklarımızın akıllarını da doyurmak, onlara rol model, örnek bir baba olmak zorundayız. Sadece kendi çocuklarımıza değil, bakın etrafımızda aynı dünyamızı, aynı mahalleyi paylaştığımız çocuklara da örnek bir amca, model bir dede, model bir amca olmak zorundayız. Çünkü çocuklarımız biz büyüklere bakarak hayatları şekilleniyor. Biz nasıl isek gelecek çocuklarımız da öyledir. Onun için büyük bir edebiyatçının son derece ilginç bir kelimesi var. Baba kendi ayağına baksın. Bastığı yer mükemmel sağlam ise korkmasın. Arkadan gelecek nesil babayı takip edeceğinden dolayı, babanın adımını takip edeceğinden dolayı baba geriden çocuğuna bakıp onu kollamasın diyor. Sadece kendi ayağına baksın. Onun için ben buradan bir kere daha sesleniyorum aziz kardeşlerim. Bakın siz babalar, biz babalar, anneler, biz model olmaya çalışalım. Oturuşumuzda model olalım, konuşmalarımızda model olalım, bakışlarımızda model olalım. Yeter, ondan sonra geriye gelen çocuklarımız bizi takip edecektir. Allah Azze ve Celle diğer varlıklarla bizi temelde iki şeyde ayırır. Bir akıl, ikincisi iradedir. Biz akıl ve iradeli bir varlıklarız. Bundan dolayı diğer varlıkların efendisi olmuşuz, eftali olmuşuz. Bu nimetin kadri kıymetini bilelim inşallah. Amin hocam. Artık iftarımıza da tam 2 dakika kaldı. Öyleyse bir iftar duası yapalım hocam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel alemin. Vermiş olduğu nimetlerine hamd ve sana ediyoruz. Kabul eyle. Cenab-ı Nebi-i Muhterem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salat ve selamlarımızı, tahiyyatü ikramlarımızı arz ediyoruz. Haberdar eyle. Amin. Vermiş olduğu nimetlerden almış olduğumuz güç ve kuvvetle dinimiz, milletimiz hakkında hayırlı hizmetler yapmaya cümlemizi muktedir ve muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Şu fani dünyaya gelmemize sebep olan analarımızı, babalarımızı ve bilcümle geçmişlerimizi affı mağfiret eyle. Yarın huzuru mahşede Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatiyle taltif eyle. Oruçlarımızı kabul eyle. Bizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu ya Rabbi nice Ramazanlarda, nice teravihlerde buluşmayı cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rabbel alemin dualarımızı lütfünle meçhenen kabul eyle. Fetekabbeleha Rabbuha bi kabulün hasen sırrına muhatap eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Sevgili amin konuklarım, inşallah. Size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun buraya kadar. Şöyle vereyim size de. Buraya biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi davet gerçekten ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Evet. Buradan tüm hemşerilerimizin Ramazanlarını mübarek diyorum. Rabbim bu güzel ayı hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin. Tüm evet. İslam alemine insanlığa birlik, beraberlik, kardeşlik getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Evet, herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bakıyorum, evet sadece saniyeler kaldı. 12. günde bu şekilde tamamlamış olduk sevgili izleyenler. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Yarın aynı saatte iftara doğru da görüşmek üzere. Hoşça kalın.